Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dinleyeceğiniz bu hikaye kanalımıza gönderilmiş ve Mühürlü Zarf kanalı ekibi tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kendilerine ve sizlere teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Yeni bir hayata geçmek için evi değiştirme kararı almıştık. İki kişi yaşamak bizi zorluyordu. Ve gün geçtikçe pahalı hale gelen hayatı kolaylaştırmak için yanımıza bir arkadaş daha aldık. Ev arama sürecimiz başladı ve eski evimize yakın güzel bir ev bulduk. Sonunda üç kişi çok güzel bir mahallede bulunan evimize taşınmıştık. Evimize taşınır taşınmaz gariplikler başlamıştı. Biz bunu hep nazara yormuştuk. Çünkü eski eve göre yeni evimiz çok yeniydi. Mutfağımız tam istediğimiz gibi kocaman pencerelere sahipti. Bizden önce oturan kiracılar lambalara kadar söküp götürmelerine rağmen duvarlarda bir sürü ayet yazılı olan tablolar bırakmışlardı. Götürülmeyen imsakiyeler farklı şekilde bağlanmış değişik kumaş parçaları vardı. Biz evi temizlerken bu detayları bu kadar önemsememiştik. Ancak zaman geçtikçe bunun altında bir şeyler olabileceğini düşünmeye başladık. Çünkü evi ilk gezmeye başladığımız zaman ev sahibi bizden önceki kiracıların garip insanlar olduklarını, evde herhangi bir şey bulduğumuzda onu aramamız gerektiğini söylemişti. Ev sahibiyle eve gittiğimiz ilk gün koridordaki kapıya iliştirilmiş beyaz bir kağıt fark ettik. Ev sahibi hızlı bir şekilde o kağıdı aldı ve içine baktı. Ve Yavuz için diye bir not olduğunu söyledi. Kağıda bakmak istesem de kabul etmedi, cebine koydu. Herhangi bir şey söylemedi. Bundan daha önce de bir şeyler gördüğünü söylemişti. Hatta espriyle karışık gülerek "Bunlar bana büyü mü yaptı yine? Büyüyle uğraşan insanlar mı? Siz bunu daha önce neden söylemediniz ki? Ya evi de büyüledilerse" gibi soruları ard arda sıraladım. Gerçekten korkmuş ve ürpermiştim. Ev sahibi gözlerini kaçırıp böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, kişilere bağlı olduğunu ve bıraktıkları durumda geçersiz olacağını söylemişti. Söylediklerine çok inanmasam da içimi bir şekilde rahatlatmam gerekiyordu. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmişti. Ben çok önemsememiştim bu durumu. Diğer arkadaşlarıma da dalga geçerek bahsetmiştim. Hatta evde tuhaf bir şeyler görürsek hem de eğlence çıkar eğleniriz demiştim. Ama işlerin bu noktaya geleceğini hiçbirimiz tahmin edememiştik. Ve yaşayacaklarımızı bilseydim, bırakın o sokaktan geçmeyi, bu şehri anında terk ederdim. Aradan birkaç ay geçmişti ve düzenimizi kurmuştuk. Artık eve de tamamen yerleşmiştik. İşe erken saatlerde gittiğim için akşam erkenden uyuyordum. Diğer iki arkadaşım mutfakta bir gece yarısı otururlarken tuhaf sesler duymaya başlamışlar. Bu sesin kaynağını öğrenmek için mutfağın her noktasına bakmışlar. Başta böcek ya da fare olabilir diye düşünmüşler. Ama bunların hiçbirinin olmasına imkan olmadığını ve evin yeni ilaçlandığını hatırlamışlar. Üstüne üstlük 7. katta oturduğumuz bu eve farenin ya da böceğin gelmesi epeyce zordu. Sesler cılız kadın seslerinden bazen kocaman bir adamın sesine dönüşmüş, iyice ürkütücü olmaya başlamış. En son dolabın üzerinden tekrar bakmışlar. Az önce bakmalarına rağmen orada olmayan
3 tane farklı kağıt bulmuşlar. Bunlar çok farklı kağıtlarmış ve yazıldıkları kalemler daha önce hiç görmedikleri kalemlermiş. Arapça şeyler yazıyormuş ve bu Arapça şeylerin yanında İbranice yazıldıklarını düşündükleri birkaç kelimeye de denk gelmişler. O gece boyunca mutfaktaki tüm dolapları aramaya başlamışlar. Dolaplardaki boşluklara tıkılmış benzer kağıtlar bulmuşlar. Ayrıca dolapların en üstünde kurşuna benzer eritilmiş şekiller varmış. Olayları anlattıklarında Çağla'yla Seda çok korkmuşlardı. Hatta anlatınca Çağla ağlama krizine girmişti. Zor da olsun sakinleştirmeyi başarmıştık. Çalışma şartlarım ağır olduğu için bunların hepsini sonraki gün akşama doğru öğrendim. Çağla hemen ev sahibine haber vermiş ve ev sahibi 10 dakika içinde gelip evde bulunan her şeyi alıp götürmüş. Normal şartlarda ev sahibi genelde bizim telefonlarımızı açmaz ya da herhangi bir şekilde dönüş sağlamazdı. Bu detay bizi daha da çok ürküttü ve daha çok korkmaya başladık. Zaman geçtikçe ve yoğunluğumuz arttıkça biz bu olayı çoktan unutmuştuk. Hayatımız normal seyrine dönmüştü. Bir gün evde Çağla'yla birlikte oturuyorduk. Uzun yıllardır birlikte yaşıyorduk ve akşam oturmalarımız bol sohbetli geçiyordu. Bir arkadaşının bize kahve içmeye geleceğini söyledi. Ben de benim için bir problem olmadığını, zaten dışarı çıkmam gerektiğini söyledim. Hazırlanmak için odama gittim. Arkadaşı geldi, selamlaştık. Ve ben çıkmak üzereyken planımı erteletip gitmeme engel oldular. Dışarı çıkmamı istemiyor gibiydiler. Zaten gelen arkadaşı Fatih çok tuhaf bir enerjiye sahipti. Ve gözleri çok derin bakıyordu. Bir şey söylemeden önce dikkatli bakıp inceliyordu. Eve girer girmez bu eve ne zaman geldiğimizi, taşındığımızda herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığımızı sordu. Bu soruları sordukça göz rengi koyulaşıyor, teni soluklaşıyordu. Evin bizden önceki kiracılarını tanıyıp tanımadığımızı sordu. Bu sorular bana çok saçma gelmişti ama misafir diye herhangi bir şey söylememiştim. Çağla kahve yapmıştı. Biz kahvelerimizi içtikten sonra Fatih bize çok iyi fal baktığını söyledi. Fal baktırmaya meraklı biri olduğum için ben de Fatih'e fal baktırdım. Fatih falımızı kapattıktan sonra çok garip bir şekilde hareket etmeye başladı. Çok derin bir ses tonuyla "Evinizi kontrol edebilir miyim? Eve bakabilir miyim? Evinizde herhangi bir şey var mı? Bu evde hiç ritüel, büyü gibi bir şeyler yaptınız mı?" gibi sorular sorarak terlemeye başladı. Bu durumdan çok korkmuştum. Ama herhangi bir şekilde tepki veremiyordum. Elim ayağım buz kesmişti. Garip bir şekilde titriyordum. Fatih, evin her yerine bakması gerektiğini ve bakıp bakamayacağını sordu. Odaların müsait olduğunu söyledikten sonra tüm odaları teker teker kontrol etti. Ve donuk bir ifadeyle "Gördüklerim ve duyduklarım benim alanımda kalıyor, benim dışımda kimse bir şey görmüyor" dedikten sonra bir süre Arapça dua okumaya devam etti. Kızların daha önce mutfakta buldukları şeyleri anlattık ve daha önceden neden bahsetmediğimizi sorarak bizi bir güzel de azarladı. Çağla bulduğu kağıtların çektiği fotoğraflarını gösterdi. Onlara sırasıyla baktı. Bu evde daha önce çok da iyi şeylerin olmadığını söyledi. Odaları kontrol ederken birden benim odamda durdu ve odamdaki duvarları teker teker incelemeye başladı. Karalüferin dibindeki küçük oyuk dikkatini çekmişti. Odam yeni boyanmıştı ve tek farklı renkteki oda benim odamdı. Karalüferin altında kalan renk
odanın eski rengine aitti ve orada bir boşluk vardı. Çatal yardımıyla o oyuğu biraz daha genişleten Fatih, içinde bir poşet olduğunu söyledi. Parmaklarıyla o poşetlerden birini çıkardı. Ve poşette farklı yapıda küçük taşlar vardı. Taşların üzerinde bir şeyler yazıyordu. Sonra biraz daha zorladığında çıkardığı diğer poşette iki tane hayvan gözünün olduğunu söyledi. Bu çok güçlü bir büyüymüş ve bizden önce yaşayanlar bu evde çok farklı işlere girişmişler. Çok farklı şekillerde de bedel ödemişler ve çocukları da bunun cezasını çekeceklermiş. Hepimiz o kadar çok korkmuştuk ki ne yapacağımızı, ne tepki vereceğimizi asla bilmiyorduk. Fatih bir poşetin daha olması gerektiğini söyledi ve o oyuğu daha da genişletmeye çalıştı. Çünkü bu tarz büyüler 3 farklı parçayla yapılıyormuş. Büyünün detaylarını şu an hatırlamıyorum ama çok korkunç şeyler üzerine yapılmış olduğunu hala hissedebiliyorum. Diğer poşeti de parmaklarının ucuyla çıkardı ve bunları götürüp evden uzakta bir yerde o büyüleri bozdu. O gece sabaha kadar uyuyamamıştım. Odamda bugüne kadar tuhaf ve neden yapıldığını bilmediğim değişik büyülerle uyumuştum. Ve bununla kalmamış, ev sahibi evin duvarlarına büyüler yazmış ve üzerine de boya çekmişti. Boyaları silme gibi bir imkanımız olmadığı için duvarı olduğu gibi bıraktık. Ben korkarak da olsa odamda yaşamaya devam ettim. O yaşadığımız gece ikimiz için de çok korkunçtu. Bir daha bu gece üzerine konuşmadık. Ve diğer ev arkadaşımıza da bu durumdan bahsetmemiştik. Ancak o günden sonra Çağla'da çok fark edilebilecek bariz değişiklikler olmaya başlamıştı. Ona hiç yakışmayacak bir çevrede bulunup oradan arkadaşlar edinmeye başladı. Gecenin bir saatinde eve sarhoş geliyor, hıçkırarak ağlıyordu. Sabah olduğunda da bunların hiçbirini hatırlamadığını söylüyordu. Kaç defa uyarmama rağmen hep bu şekilde devam etmeye başladı. Belli bir zaman sonra artık sarhoş olmadığı gün hemen hemen kalmamıştı. Her gün içiyor, her gece farklı saatlerde yanında birileriyle eve geliyor ve çok saçma şekilde hareket etmeye başlıyordu. Banyoya girdiği zaman müziksiz girmemeye başlamıştı. Ve bu müzikler genellikle çok depresif müzikler oluyordu. Ben başta psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünsem de hayatında herhangi bir problemi yoktu. Bana anlatmadığı çok büyük bir derdinin olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bir gün onu karşıma aldım ve hayatının nereye gittiğinin farkında olup olmadığını sordum. Yaptığı şeylerin ona asla yakışmadığını, aslında ne kadar pişman olacağı şeylerin içine girdiğini ve kendisini intihara kadar sürükleyeceğini söyledim. Başlarda cevap vermedi. Gözlerini yere dikip ayaklarına baktı. Ne yaptığımı biliyorum ama bunları asla yapmak istemiyorum. Yanımdakiler bunları yapmam için beni ikna ediyorlar. Ben de onlara hayır diyemiyorum. Çoğu şeyi yaptığımı bile hatırlamıyorum. Anılarımı sanki başkaları yaşıyormuş gibi geliyor. Bunu dedikten sonra ayağa kalktı ve gidip mutfaktan su aldı. Suyu sakin bir şekilde içip tekrar yanıma geldi. Gözlerine bakmak istediğimde genelde gözlerini kaçırıyordu ve çok bayık bir şekilde bakmaya başlamıştı. Kendisiyle barışık, cıvıl cıvıl olan Çağla gitmiş, ne yaptığı belli olmayan, eski giyim kuşamıyla hiçbir alakası olmayan farklı bir kız gelmişti. Bir gün beni arayıp saçlarını kestirmek istediğini söyledi. O kadar güzel, beline kadar uzun ve sağlıklı saçları vardı ki bir değişiklik olacağını düşünerek kes tabii dedim. Değişiklik ona iyi gelecekti.
Ancak 3 numaraya vurduracağını söyleyince epeyce bir şaşırmıştım. Bunun altında yatan nedeni sormaya başladım. Çünkü benden bir şeyler sakladığına artık neredeyse emindim. Böyle olması gerekiyor. Böylesi hepimiz için çok daha iyi. Bunlar belli bir zaman sonra ortaya çıkarsa benim için hiç iyi şeyler olmaz gibi şeyler sayıklayarak arkasını dönüp odasına gitti. Artık anlayamıyordum. Ev arkadaşımla yıllardır beraber yaşıyorduk. Ailesiyle defalarca oturup kalkmış, uzun uzun sohbet etmiştik. Böyle bir hale gelmesi beni öyle çok üzüyordu ki, annesi bunun farkına varmıştı ve sürekli bana ne olduğunu, Çağla'yla neden eskisi kadar konuşmadığımı, mesafe aldığımı soruyordu. Kızını çok özlemişti ve kızıyla eskisi gibi olmak istediğini söylüyordu. Kızının bu durumda olduğunu bilirse çok kötü bir duruma düşeceğini biliyordum. O kadar çıkmazın içindeydim ki ne yapacağıma karar veremiyordum. Bir yandan en iyi arkadaşlarımdan biri gözümün önünde bataklığa saplanıyordu. Kaç defa söz vermesine rağmen asla dinlemiyordu. Benim sabrım artık tükenmek üzereydi. Sürekli onunla ilgilenmem gerekiyormuş gibi davranmaya başlamıştı. İşten arta kalan zamanlarda ders çalışıp eğitimime zaman ayırıyordum. Yaptıkları artık benim düzenimi bozup ayak bağı oluyordu. Artık gerçek sorunu bulup her şeyi yoluna koymaya karar vermiştim. Son zamanlarda sürekli adını geçirdiği ama hiç karşılaşmadığım Berna isimli arkadaşıyla konuşmaya karar verdim. Kızın numarasını almak için telefonunu kurcaladığımda böyle bir isim karşıma çıkmamıştı. Farklı bir isimle kaydetmiştir diye düşünerek telefonu aldığım yere bıraktım. Arkadaşını merak ettiğimi ve fotoğrafını görmek istediğimi söyleyince itiraz etti. Aklıma koymuştum. Bu sır perdesini aralayacaktım. Odasına gidip geldiğinde sürekli kullandığımız mesajlaşma uygulamasını açıp kızı gösterdi. Ama buna imkan yoktu. Az önce kendim dikkatli bir şekilde incelemiştim ve Berna isminde biri kayıtlı değildi. Fotoğrafa baktığımda ise donup kalmıştım. Çağla eski bir fotoğrafını "Berna bu" diye tanıtmıştı. Bu fotoğrafı ben çekmeseydim gerçekten de inanırdım. İşler daha da tuhaflaşıp sarpa sarıyordu. Merakla bu işin içinden ne çıkacağını düşünüyordum. Durumu anlamazlıktan gelip normal bir şekilde davranmaya karar verdim. Çağla bir şeylerden şüphelenmediğimi düşününce rahatlamıştı. Yıllardır beraber yaşadığım, güvendiğim insan neden böyle davranıyordu? Ne tür işlere kalkışmıştı? Neden yalanlar söylüyordu? En önemlisi olmayan birisini neden varmış gibi gösteriyordu? Artık tüm sorularına cevap bulmak için harekete geçmiştim. O gece sürekli telefonla konuşma seslerini duydum. Kapısına gidip içeriği dinlemeye başladım. Ağlayarak telefondakine yalvardığını duydum. Konuyu tekrar tekrar anlatıyordu. Ve karşısındakinden çok korktuğu belliydi. Aniden içeri daldım. Ve gördüğüm manzara beni hayrete düşürdü. Aynanın karşısına geçmiş bir sürü mumun içinde oturuyordu. Bomboş gözlerle aynada birisi varmış gibi onunla konuşmaya devam ediyordu. Odaya girdiğimi fark etmemişti bile. Kollarında bir sürü Arapça yazı vardı. Mumların hepsi kırmızıydı. Ve arkada pagan ayinlerinde kullanılan müzikler çalıyordu. Üstüne üstlük dudaklarının kenarlarından kan damlıyordu. Elim ayağıma dolaşmıştı. Mantıklı bir biçimde düşünemiyordum. Aklıma Fatih'i aramak gelse de aylardır hiçbir haber alamamıştık Fatih'ten.
hiçbir aramamıza da geri dönmemişti. Aynanın üzerini bir havluyla örtüp camı açtım. Çağla hareketsiz bir şekilde durmaya devam ediyordu. Mumların kendi kendilerine sönmeleri için hiçbirine üflemedim. Çağla'yı alıp salona taşıdım. Soğuk suyla yüzünü yıkayıp soğuk su içirdim. Bir heykelden farksız öylece duruyordu. Kur'an okumayı bilmiyordum ama internetten açıp dinletirsem bir faydası olacağını derinden hissediyordum. Kur'an okunmaya başlayınca gözlerini hızlı hızlı açıp kapatmaya başladı. Ağzını hareket ettirmesine rağmen konuşamıyor, ses çıkaramıyordu. Biraz daha su içirip kendisine gelmesini bekledim. Bir saat boyunca o karanlıkta Kur'an'ı dinledik. Video bitince videoyu başa sarmak için telefona uzandığımda birden bileğimi kavradı. Elleri buz gibiydi. Adeta soğuk bir mermer gibiydi. Dur, her şeyi anlatacağım ama açma. Dinledikçe etimden parçalar koparılıyor. Canım çok yanıyor dedi. O anlattıkça üzerime kaynar sular döküldü. O konuştukça beynimden vurulmuşa döndüm. Sigarayı bırakmak için o kadar çaba sarf etmişken onun anlattıkları karşısında bir paket sigara içmiştim. Sessizce odanın içinde dolaştım. Pencereden dışarı baktım. Ve son sigaramı yakıp duyduklarımı sindirmeye çalıştım. Başımın ağrısı artmış, yüzüm, vücudum ateşler içinde yanıyordu. Odama doğru yürüyüp montumu aldım. Ve kendimi sokaklara bıraktım. Saatlerce yürüdüm. Tekrar tekrar olanları düşündüm. Çağla'yla aynı evde yaşamama imkan yoktu artık. Ve yüzünü dahi görmek istemiyordum. Eve gidip eşyalarımı hızlıca toplayıp hem evi hem de o şehri terk ettim. Arkadaşlarıma ve iş yerime ne zaman döneceğimin belli olmadığı, bir yola çıktığımı içeren bir mesaj atıp telefonu kapattım. Şu an nereye gittiğini bilmediğim ve nerede terk edeceğimin belli olmadığı bir otobüsün arka koltuğundan yazıyorum. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.